Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için ağızda dağılan, kıyır kıyır olan damaklara şenlik bir tarif vermek istiyorum. En önemlisi bu tarifi herkes evde 10 dakikada rahatlıkla yapabileceği, bu lezzetin içinde katı yağ, margarin yok. İçinde bulunan malzemelerimiz ise 2 yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı mısır nişastası, 1 çay bardağı fındık kırığı, 1 çay bardağı damla çikolata, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 200 ml'lik 2,5 su bardağı una ihtiyacımız var. Karıştırma kabının içine yumurtayı, pudra şekerini ve sıvı yağını da ilave ettikten sonra bir çırpıcı yardımıyla iyice özleşmesini, birbiriyle karışmasını sağlayalım. Göreceksiniz bir katılaşma meydana gelecek karışımda. Daha sonrasında ise geri kalan malzeme nişastayı, vanilyayı, kabartma tozunu, fındık kırığını, damla çikolatayı koyup tekrar karıştırmaya devam edin. Ve daha sonra 2,5 su bardağı olan unumuzu da ilave edelim. Daha fazla un koymamıza gerek yok. Bekledikçe nişasta hamuru özleştirdiğini göreceksiniz. Hafiften belki ele yapışabilir, hiç sorun değil. Bu tam istenilen bir kıvam. Ben bir kaşık yardımıyla hamurdan parçalar koparttım, elimle şekillendirdim ve tepsiye dizdim. Bütün hamura aynı işlemi uyguladım. Tam yuvarlak olmasını istemedim. Biraz daha yassı şekli vermek istediğim için şekilde görüldüğü gibi yaptım. Buradaki pişirme aşamasında dikkat etmemiz gereken bir husus ise düşük dereceli fırında daha uzun süreli pişirmemiz gerekiyor ki kurabiyemiz gevreksi bir yapıya sahip olsun. Eğer ki yüksek dereceli fırında ısıda pişirilirse kurabiyenin içi hamur kalabilir ve yumuşak olur. Bu da istediğimiz bir lezzet olmayabilir. Gördüğünüz gibi tepsimiz artık fırına gitmek için hazır. 160 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar hafiften pembeleşinceye dek fırınlayabiliriz. Böylelikle arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.